linç et diye bir köşemiz var. Ama siz de ama böyle çok kırılgan ve çok tatlı duruyorsunuz. Sizin linçlerinizi okusam mı okumasam mı kararsın ama çok kötü değil, çok tatlı linçlerimiz var. Tamam. Verelim mi? İnternette böyle tatlı yorumlar. Verelim mi? Verin. Evet, Deniz Seki'ye bakalım linç ette neler gelmiş. İlk linçi ver bakalım. Evet, böyle bir kıyafet paylaşmışsınız. Evet. Altına yorum ne gelmiş? Eskiden berbere giderken sinek girmesin diye konulurdu. Demek modası geçmemiş. Bu girişteki şeyler gibi yani. Çok güzel. Burada da kilo verdiğiniz dönem değil mi bu da? Tabii daha yeni. Geçen hafta ya da ondan önceki hafta çekilmiş bir fotoğraf. Süper. Verin bakalım başka ne var? Linç edin beni. Linç edin bakalım. Burada böyle bir fotoğraf paylaşmışsınız. Hı. Altına ne demişler? Bacağın tekini fazla inceltmişsin. Photoshop kullanıyor musunuz? Photoshop yani kullandım. Instagram'ın şeyini kullanıyor musunuz? Hayır. Ama bir bacağınız ince çıkmış gerçekten. Geride çünkü. Geride, yani ışıktan mı o? Işıktan, geride. Ama o gerideyle olmaz. Bence sizin ekipten biri onu çaktırmadan inceltmiş. İnanın ki geride. Vallahi bak. Yok, sağdaki küçük şu an. O zaman midenin o birlik kısmı oraya denk geliyor. Olabilir. Buyurun. Buyurun, verin bakalım. Verin bakalım. Bakalım bakalım. Böyle bir fotoğraf paylaşmışsınız. Hı. Altına kulakları kapat, Hugo gibi oluyorsun demiş. Kepçe biraz kulakları. Biraz kepçe ve sivri galiba. Evet, biraz kepçe ve sivri. Hugo'yu versene, var mı Hugo? Benziyor mu diye bakalım. Yok. Hugo'yu tamam. Arıyorlar. Hugo'yu, yok olması lazım ya. Biraz. Kulaklarınızda iyi. Var mı öyle bir şeyin? Yok, hiç bir kompleksim benim yok. Benim sağ kulağım kepçe mesela. O biraz galiba bebekken annenin yatırma şekliyle alakalı. Ya Google'dan gerçekten Hugo mu arıyoruz şu an? Beynirleri falan kapat. Evet. Şeker çok. Aa, evet, çok güzelmiş. Çok saçma oldu, evet. Tamam. Verelim, başka ne var? Böyle bir pozunuzu paylaşmışsınız. Evet. Herkes şunun ne olduğunu çok merak ediyor. Çorap. Çorap mı? Ha. Evimin köşesinde asılı bir çorap çünkü. Siz evinizin köşesine çorap mı atarsınız? Hayır. Nasıl çorap ya, o? Yardımcımdan ince bir çorap istemiştim. Bu pozu da Nur Yerlitaş'a atacaktım hızla. O dikmişti bu kostümü yıllar önce. Giy bana at, o şeyi görmek istiyorum dedi işte üzerimdeki bu kostümün kıyafeti. Çorabı da alıp yukarı çıkıp giyinecektim yani. Tam orada. O orada kalmış. Ya işte internete koyunca nasıl insanlar şey böyle ya. O detayları inceliyor mesela, o mumlara bakıyor. Bildiğin o kırmızı çorap. Şey ne, ona bakıyor, ne olacak diyor. Şey yani onunla ilgili çok söylentiler var. Programımızda abi şöyle bir köşemiz var. Gelen konuklarımızın linçlerini okuyoruz. Senin de böyle tatlı linçlerin var. Linç et bölümünde Kubilay'a neler seçmişiz bakalım. Ver abi, böyle bir pozunu paylaşmışsın. Ünlü oldunuz ya, hemen soyunun zaten. Ama vücut güzelmiş kardeşim. Seni gömerken beğenmiş, çok iyi. Evet, ben ünlü olmadan önce daha çok soyunuyordum aslında ama... Bu da bir şey, gözden. Ünlü olmadan önce soyunuyordun, şu an daha giyinik fotoğraflar. Evet abi, öbür türlü. Sen ne, hangi spor bu insanı böyle yapıyor abi, ne bu? Abi kickboks. Kickboks. Ben bu arada biraz kiloluydum. Yani biraz ama çok değildim yani. Kickboks mu zayıflattı? Evet. Mideni mi aldırdın? Ne konun? Yok. Midemi aldırıp 30 kilo. Nedir abi? Ben biraz kısaydım ondan sonra. Sonra boya gittim ama böyle bir yağlı bir vücudum oldu benim. Ne zaman gittin boya abi, ben anlamadım. Abi boya lise 1'de gittim ben. Boks... Çok geç boy attım ben. Lise 2'de falan boy attım. Ondan sonra. Ama böyle bir kalın bir yağ tabakası vardı. Ondan sonra onu atmak için çok uğraştım. Kedi mi var? Gerçek kedi mi bu? Abi kedi. Kedi mi sürpriz konuk olarak getirdi? Biri kedi taklidi yapıyorsa gerçekten yetenek derim buna bak. O kedi iyi değil mi? Korkmasın kediyi, alın ya. Verelim, başka ne var? Kız arkadaşım galiba senden hoşlanıyor. Gözüm üstünde, dikkat et Kubilay. Böyle tehdit mesajlar alıyor musun? Bu yani ilk. Şakalı tehdit tabii. Bu bir ilk. Ben karakter dolayısıyla çok tehdit mesajı alıyorum. He. Çünkü benim karakterim sürekli bir yanlış yapıyor. Sürekli bir şekilde. Oradan dolayı çok tehdit mesajı alıyorum. Röportajlarda da öyle demişler ya. Evet. Yanlış yapıyorsun falan. Yanlış yapıyorsun falan.
Ver bakın başka ne linçler var? Parayı çukurdan kazan gökdelen diye. Yakışmadı. Çok güzelmiş ya. Bu pantolonla ilgili birkaç tane daha vardı. Evet. Bu nerede çekildi abi bu poz? Bu otelde çekildi bir tane. Ne çekimi bu? Evin değil değil mi burası? Yok değil. Değil. Çocuğun evi değilmiş. Çocuk çukurdan yiyip kazanıp hala çukurda yatırıyor. Nerede oturuyorsun? Caddebostan. Tabi oranın da kendi çukuru vardır belki. Yani şey herkesin çukuru kendine. Herkesin çukuru kendine. Evet, ver bakalım başka ne var abi. Delikanlıysan çukurda da giysen o kıyafeti. Abi bu konuda çok haklı ya. Harcarlar. Evet. Çok haklı. Devam et. Klasik giymiyorum. Getir ağzımıza sok ayağını. Bilader. Ya ben gerçekten bu insanlara çok şaşırıyorum ya. Senin fotoğrafına bakıyor. Lan ayağa bak bir dakika ya. Ayağı ağzımıza sok. Sinirli filan. Gerçekten bunu yazan yani. Mahir. Mahir yani. Mahir bulacağım abi. Mahir senin Mücü var hatırlıyor musun? Mücü'yu benim Mücü. Benim de Mahir. Seninki Mahir. Benim Mücü benim şeye takmış. Bana ayı mayı diyor. Seninki... Hayır ya bir dakika bu eser ayı. Yazayım bunu ayı. Hani. Ne yaşıyorsunuz hayatınızda ya? Ya şu ayakkabıyı görüp ayakkabısı da pismiş ha falan. Ne o yani? Gerçekten de ama ayakkabını da ağzımıza sok sen de. Yani bu o nasıl poz yani? Ya bu yapacak hiçbir şey bulamayıp bunu yapmak. Evet güzelmiş. Evet devam et. Mermiler seksin bu alemde teksin. Bu kim? Kubilay. Kubilay bu herhalde bir fan hesabı. Bu fan, evet, fan evet. Hesabıdır. YouTube'da yani dediğim gibi o kadar çok linç var ki sana. Bununla nasıl baş ettin? Dışarıda bir tepki oluyor mu söz olarak yoksa internette mi bu? Hayır dışarıda olsa belki baş edemezdim. Üzülürdüm çok takardım kafaya ama dışarıda hep olumlu şeyle karşılaştığım için ben, yani yanıma kim gelse beni çok seviyor. Sosyal medyada da okumuyorum. Ne söylüyorlar? Peki şu an mesela biz senin için linçler bulduk. Sen onları okumadın mı yani? Okumamışımdır muhtemelen. Hadi ya. Üzülür müsün çok? Hayır üzülmem. Bir ver bakayım. Linç et Danla Bilic. Ay sonunda gerçek yüzünü gördük. Demiş biri. Gurur duyuyor. İrem. Evet devam et. Direkt soruyorum beğendiniz mi? Beğenmedim yazan şeref yoksunudur. Şeref yoksunuyum. Kim bu Özcan? Okumadın mı mesela bunları? Onları okuyup şey yapmıyor musun? Ha, güzel orada ama. Zaten bir şey söyleme. Orada sinirlensinler diye onu yazıyorum. He. Beğenmedim yazan işte. Sen ortalık kızıştırıp şey yapıyorsun. Sinirlensinler diyorum. Onlar da sinirli. Düşüyorlar buna. Çok sinirleniyorlar falan. Bilerek yapıyorum onu. Ama şu makyaj çok iyiymiş. Ne bu? Ne makyajı bu? Senin garip isimlerin var ya makyajı. Ay ne makyajı ki bu? Evet Cadılar Bayramı. Evet Cadılar Bayramı'na yapmış peşinde. Cadılar Bayramı. Kim? Takipçi kim var böyle sıkı izleyen? Sen. Sen zaten bütün gün YouTube gibi takıldın burada. Senin kendi YouTube kanalın mı var? Öyle bir malzeme var. Kur bence. Ver abi. Linç'i ver. Ne var başka? Beleş buldun diye dolgu yaptırmayı ve şu haline bakmadan insanların kusurlarıyla dalga geçmeyi acilen bırakmalısın şekerim Danla Bilic. Testere'nin şeyini koymuş. Bak bir şey söyleyeyim mi? Görüyorum. Enteresan. Evet. Gördüm. Özür dilerim. Hayır baktım. Sen linçleri beğenmedin diye ben ekstra çirkinleşmek zorunda kalıyorum burada. Ayrıca elmacıklarım da çok güzeldir yani. Bence çok güzelsin zaten. Teşekkür ederim. Valla bence oradaki eski halin de güzel. Bence her türlü güzel bir insansın. Ben senin konuşmalarını seviyorum. Böyle akıcı gömücü konuşmalarını. Bu da hep aynı teselli. Evet. Makyajımı beğenmez konuşmalarını seviyorum. Tipimi beğenmez konuşmalarını seviyorum. 90 kilo olmuşum. Biz seni zaten fiziğin için sevmedik. Evet. Benim de yıllardır duyduğum bu. Doğru. Yani bu böyle yani. Doğru. Burada senin fikren, zikren, yaptığın şeyi beğenmek en önemlisi. Doğru. Çünkü şimdi çıkacaksın istediğin kadar burayı doldur, boşalt. İstediğin en güzel halinde çık. Bir tane boş konuş. Tam o istediğin videoyu çekeme. Takip etmeyiz gibi doğru. Seni. Doğru. Vallahi bak. Ver abi linçi. El kertenkeleye ait gibi. Kaymış o kamera. Ne? Ha kamera kaymış. O elindeki ne abi? Elimdeki değil saçımı düzeltiyorum orada. O anda çekmiş arkadaşım. Sağ olsun. Hayır o sol boştaki elinde çok saçma bir şey. Ha.
Onu diyorum işte, saçımı düzeltiyorum muhtemelen. Saçını düzeltiyorsun da parmak marmak değişik bir yere gitmiş. Tamam oğlum, çekinleşmeyin siz de ya. Yakınlaştırıyorlar. Tamam, devam et. Devam et. Üf, hayır ya. Hayır. Arasındaki farkı bulun desem. Ay hayır, dur, ayağa kalkmam lazım. Yanında ayran isteyecekler var. Bu kepsi kim yaptı? Şu fotoğrafın hikayesini anlatabilir miyim? Buyurun. Şu Allah'ın cezası fotoğraf. Evet. Eskişehir'e gittim. Söyleşiye. Neyse, oldu bitti, farkında değilim ama daha olaylarım ben. Bir kız fotoğrafımı çekmiş, bu fotoğrafı çekmiş. Bana da tweet attı, mention attı. Tweet'te de diyor ki, seninle fotoğraf çekinemedim ama seni çektim, seni çok seviyorum, iyi ki geldin falan. Kız böyle tatlı bir tweet atınca ben kıza şey diyemedim, kaldır onu diyemedim. Deseydim keşke. De, he, o bayağı kız. Bu hikaye bu. Kız başka normalde şey seni seven tatlı biriyken, evet, senin sonun oldu kız. Mahvetti, hayatımı kararttı. Hayatımı kararttı. Keşke sevmeseymiş. Ya tavuk çok güzel olmuş ya. Ya burada... O ne la? Ya bugün ekibimiz rezil bir ekip ya. Ya şahanesiniz gerçekten. Bütün gün özellikle seksi müziklerde coşkun. Tavukları pişirmişem söylemeyeceğiz ama. Yani öyle bir şey yapmayacağız Danla'ya da. Hayır, sağ burada ol. Çok şey durumu var abi. Biraz bunu toparlamamız lazım. Biliyorum, en hassas noktamda bu fotoğraf açtın. Arkadaş, ben bu fotoğrafı şu an şuradan kaldırırım. Ama biraz dursun ama... ben bunu buradan kaldırırım ama sen ne diyorsun? Benim yanağımı doldurduk, burnumu boşalttık. Ben hiç fiziki özellik benim için hiçbir önemi yoktur ki. Ben insanın burasına bak... Ay çok komik. Ben insanın yüreğine bakarım. Senin yüreğin çok iyi. Sağ ol. Çoğu yüreğe göre çok iyi bir yürek. Vallahi bak. Teşekkür ederim. Çok iyi bir... Çok zekisin, tamam, akıllısın. Tamam, sıradaki linç, tamam, sıradaki linçe geç. Var mı? Bitti mi? Bitti, bu kadarmış. Ya bulgun yaptım. Tamam.